Evet, günümüzde enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu büyük önem taşıyor biliyorsunuz. Peki hayat kalitemizi iyileştiren ve üretimin ana unsuru olan enerjiyi nasıl verimli kullanacağız? Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Konuğumuz 162 yıldır ülkemizde faaliyet göstererek Türkiye'yi inovasyon üstleri arasına katan dünyanın en büyük kuruluşlarından Siemens Türkiye'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Hüseyin Geliz benimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Bulduk. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Şimdi gerçekten sizin Türkiye'de önemli çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi bir inovasyon merkezi haline de getiriyorsunuz Siemens olarak. Aynı zamanda son YEKA ihalesini kazanan konsorsiyumun da içinde yer alıyor Siemens. Bir de tabii farklı şapkalarınız da var. Aynı zamanda TÜSİAD'ın Türkiye Almanya İş Konseyi Başkanısınız. Dolayısıyla siz hazır burada bulmuşken enerji, inovasyon, hepsinin Siemens, üzerinden geçelim. Yabancı yatırımcının bakışı, Türkiye Almanya ilişkileri falan hepsini süremiz el verdiğince konuşmak istiyoruz. Hüseyin Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi Siemens neler yapıyor? Yani Türkiye ile çok ilgilendiğini biliyoruz. Enerji altyapı projeleriyle çok ilgileniyoruz. Önce Türkiye'yi enerji anlamında yeni çalışmaları noktasında bir nasıl değerlendiriyorsunuz diyeyim size. Şimdi aslında Elif Hanım, enerji konusunda bahsettiğimiz zaman Türkiye'nin enerji problemini çözmek için sırf Türkiye'nin değil global anlamda da zaten geniş bir enerji portfolyoya ihtiyacımız var. Tabii ki burada gaz var, kömür var, buhar türbinleri var, güneş var, güneş, rüzgar ve rüzgar var. Türkiye'nin aslında bir özel bir kaynağı var. O da güneş ve rüzgar. Ve güneş ve rüzgar kaynaklarını daha iyi kullanmamız için zaten son zamanlarda da demin de bahsettiğiniz gibi YEKA gibi büyük projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve bu projelere baktığımız zaman sırf Türkiye için değil, Avrupa'nın belki de bu konuda en büyük projelerinden bahsediyoruz. Hı hı. Ve onun aslında çok gurur verici. Hı hı. Bunlar tabii önemli yatırımlar. Fakat aynı zamanda da sırf üretimden değil, enerji konusunda enerji verimlilik de çok önemli. Daha evvel de Türksel'in güzel bir haberini dinledik. Dün ben Diyarbakır'daydım. Türksel'le beraber enerji verimli konusunda daha nasıl verimli çalışabiliriz, evlere nasıl bu enerji verimli felsefesini götürebiliriz diye güzel faaliyetlerimiz var. Onların da gerçekten çok var. Detaylı data işleme çalışmaları var ve çok ön plana çıkıyor bu anlamda. Türksel'in iddialı projeleri de geliyor gerçekten. Tarım alanında da önemli katkılar sağlayabilecek girişimleri var aslında bakılırsa. İşte önemli konu da bahsettiğiniz data, veri. Data işlemimiz, evet. Veri. Verileri iyi kullandığımız zaman aslında tasarrufa doğru gidiyoruz. Evet, şimdi aynı zamanda siz şimdi böyle enerji diye baktığımızda Almanya'dan da olmanız, yani aynı zamanda Almanya'ya da bakıyoruz. Şimdi Almanya'nın enerjiyi nasıl kullandığına bakıyoruz. Mesela Türkiye'ye göre güneşi çok daha kısıtlı olmasına rağmen kat ve kat daha fazla güneş enerjisinden faydalandığını, hatta atık enerjiye nasıl dönüştürdüklerini gerçekten böyle gıpta ederek izliyoruz. Dolayısıyla bu tecrübelerin de hani Türkiye'de kullanılması hem Türkiye açısından hem de bunu burada değerlendiren firma açısından büyük bir fırsat sunuyor herhalde. Tamamen. Fakat bu projeleri biz Türkiye'de de artık görüyoruz. Evet. Yani bu konuda hakikaten enerji konusunda Türkiye'de son dönemlerde çok güzel projelerimiz var. Aynı bahsettiğiniz o yurt dışındaki tüm projeleri Türkiye'de de gerçekliyoruz. Aslında rüzgar projelerinden de bahsettiğimiz zaman orada farklı kategoriler vardır. Bir tabii rüzgar türbinlerini karada kuruyorsunuz. YEKA projesi güzel bir örneği, en büyük projelerden bir tanesi. En kısa zamanda da aslında deniz üzerinde de projelerimizi gerçekleştireceğiz Türkiye'de. Bakanlığımız o konuda güzel çalışmaları var. Hı hı. Ve Avrupa'nın da belki en büyük deniz üzerindeki projeleri Türkiye'de de gerçekleştireceğiz. Peki Türkiye'de neden geç kalındı sizce? Bence geç kalınmadı aslında. Bu bir süreçtir. Teknoloji de gittikçe tabii ilerliyor, gelişiyor. Belki de bence en iyi zamanda başlıyoruz bu konuda. Dikkatli davranmamız lazım. Çünkü teknoloji çabuk da değiştiği için çok erken bazen yatırım yaptığınız zaman biraz da yenisi ve daha efektifi geliyor. Orada ve iyi bir yolda olduğumuza inanıyorum ben buna. Ama tekrar söyleyeyim, sırf enerji üretimi değil, aynı zamanda da enerji verimi konusuna çok önem vermemiz gerekiyor. Evet, işte burada da Ar-Ge aslında gündeme geliyor. Dediğiniz çok Ar-Ge, önemli. Inovasyon. Yani bir yeniliği yakalayayım derken bir sonraki stepte oradaki verimliliği kaybediyorsanız aslında kayba giriyorsunuz. Dolayısıyla çok güçlü, çok dikkatli, detaylı Ar-Ge çalışmaları çok önemli. Sizin Siemens olarak Gebze'de çok büyük bir merkeziniz var ve yeni önemli yatırımlar da gerçekleştirdiniz buraya herhalde, değil mi? 65
Milyon alçak gelirin bir fabrika kurduk. Türk ekonomisine de 110 milyonluk bir katkısı oluyor. Sırf o fabrika ile birlikte. Sırf o fabrika. Kartal ve Gebze'de, Kartal'da büyük bir Ar-Ge merkezimiz var. Hı hı. Ankara'da da var aslında bir Ar-Ge merkezimiz. Ve en çabuk, en hızlı büyüyen grubumuz aslında bu araştırma, geliştirme, inovasyon merkezleri. Kaç mühendis var sizde çalışan? Ve biz bundan 8 sene evvel 50 kişi çalışıyordu. Bugün 600 kişiye ulaştık ve 5 sene sonra bu 1000 kişi olacak. Fakat Elif Hanım, en güzel konu bu Ar-Ge merkezindeki çalışanların %35'i kadın. Yani mühendisler arasında ve bize çok gurur veriyor. Çünkü global istatistiklere bile baktığımız zaman Ar-Ge merkezinde bu kadar çok kadın görmüyoruz. Ve bunları sırf kadın oldukları için işe almadık. Ar-Ge'de problem çözme konusu çok önemli. Hı. Ve orada da kadınların çok hızlı bir şekilde problemleri çözebilme kabiliyetleri var. Çok gurur verici. Evet. Ve fabrikalardan çoğu zaman bahsediyoruz. Yani fabrikaya yatırım yaptınız mı diye. Aslında esas konu Ar-Ge fabrikalara yatırım yapmamız lazım. Çünkü o zaman inovasyonu da ülkemize getiriyoruz. O zaman teknoloji, o zaman katma değeri geliyordur. Yüksek ürün. O zaman işte değil mi, medeni seviyede sıçrama bahsettiğimiz bu zaten. Aynen. Ve dijitalleşme konusundan da bahsettiğimiz zaman bu Ar-Ge merkezinde 50 kişi sırf bu yeni dijital konuların üzerine çalışıyorlar. Yani bu da çok güzel bir konu. Dijitalliğin üstüne? Dijital Ar-Ge üzerine. Dijital Ar-Ge. Yani dijital ikiz diye de bir şeyiniz var da ondan mı, oraya mı geçtik? Dijital ikiz. Tabii. Siz biraz dijital Ar-Ge'den bahsedin, ben sonra oradan oraya geleceğim. Yani dijital konusunda da Ar-Ge faaliyetlerimiz, Türkiye'den biz buna hizmet veriyoruz. Hı-hı. Globala. Şimdi sanal ortamda herhangi bir fabrikanın ürünün ya da üretim hattının dijital ikizini Siemens aynı zamanda kurabiliyor. Şimdi bu ne demek? Dijital ikizi kurmak ne demek? Bizi bunu anlayacağımız şekilde örneklendirir misiniz? Ve bu bize ne sağlayacak? Yeni bir terminoloji. Evet, bu ne sağlayacak? Yani teknolojiye ne gibi bir yenilik getirecek? Elif Hanım, bir üretim, bir fabrika düşünün. Bu yeni üretim konusuna geçmeden evvel ne vardır? Planlama vardır, Ar-Ge vardır, üretim, kalite, testler vardır. Bunlar çok uzun bir süreç. Aslında bir de maliyetlidir bu. Ve bunu aslında üretime geçmeden evvel biz aynı o fabrikayı sanal ortamda gerçekleştiriyoruz. Sanal ortamda simülasyon fabrikayı gibi bir şey. Simülasyonu yapıyorsunuz. Hmm. Fakat güzel kelime kullandınız. Esas konu, sanal ortamda da üretime başlatabiliyoruz. Ve onu olgunluk seviyesine getirdikten sonra aslında esas fabrikayı kuruyorsunuz. Neyi görüyorsunuz bunu yaparak? Bunu, yani sanal ortamda üretimi yaparak neyi görüyorsunuz? Üretim daha hızlı bir şekilde ürünleri pazara sunabiliyorsunuz. %50 nerede hata oluyor, nerede hata problem konusunda, çıkıyor, görülebiliyor mu bunlar? Kalite konusunda. Kalite aslında bu fabrikalardaki kalite oranı %99.9 en üst kalite oranı. Ve sanal dijital ikiz de aslında budur. Siemens'te de aslında globalde en güzel çözümlerinden bir tanesi var. Bunu yani globalde de satıyoruz ve Türkiye'de de bunun satışına başladık. Ve yeni bir dönem. Hı-hı. Tabii bu dijital konusundaki belki en kritik nokta veri. Yani çoğu zaman 4.0'dan bahsediyoruz. Hı-hı. Dijital dönüşümden bahsediyoruz. Fakat kilit konusu verilerle ne yapıyoruz? Verilerin değerini biliyor muyuz? Verilerimizi nasıl kullanıyoruz? Dijital dönüşün de aslında püf noktası budur. Verilerimizi iyi kullanmak, verimli kullanmak ve teknolojimiz de onu sunuyor. Evet. Ve ne demişsiniz? Dijital ikiz teknolojisi sayesinde şirket ve kurumların araştırma, test ve üretim süreçleri çok daha hızlı, verimli ve ekonomik hale geliyor bu şekilde. Hele bu zamanlarda bir butik üretim de çok popüler bir kelime oldu. Üretimi çok hızlı bir şekilde değiştiriyorsunuz. Çünkü üretimde farklı ürünlere ihtiyacınız var. Bunları yapmanız için bir maliyettir, bir zamandır. Bu dijital dönüşümde de bu bizim sunduğumuz sunumda onu yapabiliyorsunuz. Evet. Şimdi siz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya ile de yakın ilişkileri olan ve bu anlamda bir şapkası olan kimliksiniz. Dedik, TÜSİAD'ın Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanısınız. Doğru. Aynı zamanda. Şimdi Ocak-Nisan döneminde yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ihracatla
24 sektörün toplam dış satımını geride bırakmış durumda. Gerçekten özellikle işte otomotiv başta geliyor. Baktığımızda Almanya ile ilişkilerimize, ticari ilişkilerimize baktığımızda hazır giyim, demir makine, iklimlendirme, fındık, turizm. Evet, aynen. Tüm bunları sıralayabiliriz. Ama tabii aynı zamanda biz Almanya'yla hem birbirimizi kültürel olarak da çok iyi tanıyoruz. Çok dünyada en fazla Türk'ün yaşadığı ülke Almanya. Hem ticari olarak hem aynı zamanda da sürtüşmelerimiz de oluyor. Siyasi anlamda gerçekten önemli gerilimleri de geride bıraktık. Bu süreçte özellikle turist kaybımız oldu mu, bunu çok sorguladık. İşte karşılıklı söylemler, sert yanıtlar, hepsini izlediğimiz, geride bıraktığımız bir süreci yaşadık. Tüm bu süreçte ticari ilişkilere bakıldığında aslında rakamlar bazında çok da fazla etkilenmediğini biz söylüyoruz medya olarak. İşin içindeki bir kişi olarak kendinizi anlatmanız, onları anlamanız anlamında siz ticari hayatta sıkıntılar yaşadınız mı? Ve Almanya-Türkiye ilişkileri dediğimizde nasıl bir sürece gidiyoruz? Şimdi Almanya-Türkiye ilişkilerinden bahsettiğimiz zaman Uludağ Ekonomik Zirvesi'nde de ben bunu söylemiştim. Aslında Almanya ile Türkiye arasındaki ilişki bir akrabalık ilişkisi gibi ben görüyorum. Evet. Bu akrabalık ilişkisinde tabii ki bazen her zaman aynı fikirde olmanız gerekmiyor. Fakat ileri baktığınız zaman Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler diplomatik anlamda 200 yıllık bir ilişki var burada. Ve Siemens'e baktığınız zaman 162 yıl. 162 yıldan beri Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Planladığımız zaman aslında bir yıla bakmıyoruz. 5 yıl, 10 yıl fırsatlara bakarak yatırımları yapıyoruz. Onun için sizin bahsettiğiniz bu süreçte çok büyük bir değişiklik olmadı diyorsunuz. Doğrudur. Çünkü çoğu zaman büyük şirketler de uzun vadeli planlar yapıyorlar. Onun için önümüzdeki dönemde de Siemens gibi şirketlerde Türkiye'yi önemli pazar olarak gördüklerini, öyle bir strateji değişikliği ben görmüyorum. Zaten hatırlıyorsunuzdur siz de. Özellikle bu YEKA ihalesinin ardından tam da böyle Almanya ile en gerilimli olduğumuz zamanda işte Almanya büyük ders gibi böyle manşetlere taşındı. Siemens'in de konsorsiyumda yer alması. Bir tabii bak biz Siemens olarak Türkiye'ye 162 yıldan beri güvendik. Türkiye'yi biz gayet iyi tanıyoruz. Ve onun için tabii ki problemli dönemlerden geçiyoruz. Sırf Türkiye'de ama değil, globalde. Fakat Türkiye'deki potansiyeli sırf Türkiye olarak değil, bölgesel bir potansiyeli görüyoruz. Onun için Türkiye'nin de tabii çok geografik anlamda çok önemli bir rolü var. Ve önümüzdeki dönemde de bunun değişmeyeceğine inanıyorum ben. Bu gittikçe büyüyecek. Kısa dönemde problemleri yaşayacağız. Ama aynı zamanda da problemlerin çözülebileceğine inanıyoruz biz. Yani siz de özellikle yabancıların içindesiniz. Bir Türksünüz ama aynı zamanda yabancısınız. Yabancı bir firmanın üst düzey yöneticisiniz. Özellikle Türkiye'nin içinden geçtiği süreci, ben şimdi ekonomi programı piyasalar biliyorsunuz bir tarafında var. Ben görüşünüzü merak ediyorum. İşte mesela dolar yükseliyor. Size nasıl yansıyor bu? Yani kurdaki yükselmesi düşmesi demeyeyim de buna kurdaki mesela işte bu dalgalanma tabii ki olumsuz yansıyor ama hani önünüzü görmeniz açısından siz planlarınızı, programlarınızı hangi indikatörler üzerinden Elif yapıyorsunuz? Elif Hanım, hiçbir sürpriz değil. Yani bu kurun bugünkü seviyesine bile baktığımızda biz geçen senedeki plan rakamlarımıza baktığımız zaman biz bunu tahmin etmiştik. Yani onun için bir sürpriz değil. Siz kendi planlarınızı zaten tahmini bu kur üzerinden planladınız. Yani bir sürpriz değil. Bu yine de değişecek. Fakat sırf kur farkına baktığımızda yani biz stratejimizi değiştirmeyeceğiz Türkiye'de. Bu dönemde yeni fırsatlar da çıkacağını, doğacağına inanıyorum ben. Türkiye'nin yurt dışına iş ticareti Almanya ile arasında yani çok yüksek yani 37 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu önümüzdeki yıllarda daha gittikçe artacağına da inanıyorum. Hele bu hem enerjide diğer tarafta da ulaşımda. Ulaşım da çok önemli bir sektör aslında. Ulaşımda da Almanya ile Türkiye arasındaki önemli bu gelecek dönemde çok büyük fırsatlar olduğunu. Ulaşım derken açar mısınız? Örnek olarak hızlı trenler. Hızlı tren teknolojileri, metrolar. Almanya ile Türkiye arasındaki tam 100 yıl evvel ilk tramvayı aslında Siemens Türkiye'ye getirmişti. Ve şimdi de aslında hızlı trenlerin ihalesini kazandık. Ve önümüzdeki dönemde de hızlı trenleri Türkiye'de üreteceğiz. Bunlar aslında çok önemli. Hem istihdam yaratıyorsunuz, teknoloji transferleri yaratıyorsunuz ve Almanya ve Türkiye arasındaki o ilişkileri de destekleyen kararlar bunlar. Aynı zamanda sanatsal faaliyetlerinizi de takip ediyoruz. Biraz da sanat konuşalım. Gerçekten örnek bence Siemens Opera Yarışması. Siemens'in
sanata katkısı dersek Hüseyin Bey. Evet. Neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız? Şöyle sabah sabah biraz da böyle sanatsal opera konuşalım. Evet, opera. Bu yıl tam 20. yılımızı kutluyoruz. Yani 20 yıldan beri sürdürülebilirliğin de çok güzel bir örneği. Opera yarışması var. Ulusal tek opera yarışması Türkiye'de. Siemens bunu yürütüyor. Genç, muhteşem gençleri yurt dışında okumaları için, çalışmaları için bir platform. Ve, yani böyle genç yetenekleri mi? Aynen, yetenekleri bir yarışma oluyor. Aralarında da bazıları globalde, Almanya'da. Hatta geçen sene bir genç kızımız Carnegie Hall'da bile bir performansını gösterdi. 100'den fazla gençleri bu programdan geçtiler ve küresel platformda çalışıyorlar ve Türkiye'yi temsil ediyorlar. Hı hı. 20 yıldan beri bunu yapıyoruz. Diğer tarafta da eğitim konusunda katkılarımız var. En güzel örneği de Darüşşafaka. Evet. Darüşşafaka ile Siemens arasındaki ilişki tam 100 yıllık bir ilişki. Tam 100 yıl evvel ilk Darüşşafaka'dan mezun olan talebeleri Almanya'ya yolluyoruz. Orada eğitim alıyorlar. Ondan sonra Türkiye'ye geri geliyorlar. İşte bunlar hepsi sürdürülebilirliğin çok güzel bir örneği. Siemens olarak Türkiye'ye sırf bir proje için gelmedik. Uzun vadeli fırsatlara bakarak geldik. O anlamda zaten projeniz devam ediyor. Aslında güzel bir şey söylediniz. Biz aslında kendimiz Alman kökenli Türk şirketi olarak görüyoruz. Evet. Bu gerçekten çok çarpıcı oldu bence. Aslında benim söylediğimin tam tersini söylediniz siz. Evet, evet. Alman kökenli Türk şirketi Siemens'e. Bence güzel bir manşet. Bunu sakın atlamayalım. Çok teşekkür ediyorum ben Hüseyin teşekkür Bey. Ben geldiğiniz zaman ayırdınız. Biliyorum çok yoğun bir gündeminiz vardı. Uzunca bir zamandır bu programı planladık biz. Çok keyif aldım. Ben de aynı şekilde her zaman beklerim. Programımız müsait olduğu sürece. Hemen manşetlerinize bakalım. Yayın boyunca neler söyledi diyelim. Evet, Siemens Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Geris'in manşetlerine gidiyorum şimdi programı sonlandırırken. Kendisinden hangi cümleler ön plana çıktı bakıyoruz. Türkiye enerji yatırımlarına tam zamanında başlıyor aslında dedi Hüseyin Geris. Ülkemizde Ar-Ge fabrikalarını kurmak büyük önem taşıyor. Bu anlamda Ar-Ge önemli yatırımları var Siemens'in diye hatırlatıyorum. Dijital teknolojide üretim sanal ortamda gerçekleştiriliyor dedi. Türkiye ile Almanya arasında aslında bir akrabalık ilişkisi vardır. Döviz kurlarındaki dalgalanma bizim için hiç sürpriz değil dedi. Biz zaten bu kur seviyelerine göre planlarımızı, programlarımızı yapıyoruz ve bizi etkilemiyor şeklinde bir yorum yaptı. Önümüzdeki dönemde hızlı trenleri Türkiye'de üretebiliriz Siemens olarak dedi. Önemli ihaleler var. Ekonomide önemli tabii adımlar atılıyor. Dolayısıyla Almanya ve Türkiye arasında bu anlamda ticari ilişkilerinde artarak devam etmesi yönündeki beklentinizi yinelediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman bekliyorum. Sağ olun. Evet, programın sonuna geldim. Yarın sabah haftanın son günü oldu bile.